Sen şimdi burayı çalış söyleyeceklerini. Tamam mı? Fosfor ol de 5 kere. Sana döneceğim. Birazdan dönme, döneceğim. Gerek yok. Enes Gaye, fosfor ol. Seviyorum sizi. Tabii canım. Gözlüklü tombiş bir kızdım demişsin bir röportajında. Böyle evet. Ergenken anladığım kadarıyla bayağı bir kilo mu vardı? Sorun neydi? Beslenmeyle ilgili bir röportajdı ve ben de şey dedim, hani kiloluydum. Onu nereden? Ya buluyoruz bak, beslenmeyle ilgili röportaj bile buluyoruz. Yakın zamanda yapılırsa. Acayip bir şey. Özellikle belirttim. Evet, ben kilolu bir çocuktum. Gözlüklüydüm. Çünkü işte şey, kilolu çocukların her zaman işte böyle arkadaşları tarafından dalga konusu olma durumları ya da işte zayıflayamayacağım da ailede ye yavrum ya gibi bölümleri olduğu için. Benim de ailem çünkü sürekli ye kızım işte yersen daha böyle işte şey olursun. Sana da şey derler miydi benim rahmetli anneannem? Bak o pilav bitecek yoksa arkandan ağlar. Klasiktir zaten hani. Ha, arkandan niye ağlasın abi pilav tanesi ya, gözünü seveyim ya. Ve hani nedir bu ya, beni affet ismi niye ya ağlıyor yani? Gözünü seveyim, daha iyi mi bu? Pilav zerresi, pirinç. O zaman söylemiştim. Evet, kiloluydum. Sonra bir gün var ya diye başladın anladığım kadarıyla. Sonra zaten kendiliğinden vermeye başladım büyüdükçe, hı hı, işte o ergenlik döneminde. Ama şunu anladım. Aslında işte tabakta kalma muhabbeti ya da beslenme alışkanlık haline, onu siz de zaten çok iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Nereden? Sonra tabii her şey değişebiliyor. Kendiliğinden vermeye başladım. Sonra artık dikkat etmeye başladım ki Ankara'ya gittiğimden beri kilo da aldım gerçi. Hani gene benim peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir aşık olunan kız durumu nasıl bir şey? Yani... hayranlarından çok şey geliyor mu böyle çirkin şeyler? Yani şimdi benim programım ya aslında gayet normal ve hani hoş hoş şeyler geliyor ama. Orada herhalde birazcık. Bugün bir Twitter'a bakarsın hakkında sürekli evlenme teklifi geliyor. Ya ne yapayım abi, izdivaç programı nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Evlenme teklifi mi? Evlenme teklifi geliyor. Yani bunu benden niye istiyorsunuz kızım, ne bileyim. Ya hani abi sayılırım, eyvallah tabii. Neyse, enişte var mı bari, öyle toparlayalım durumu. Yok. Teşekkür ederim ya. Temmuz Karakutal, şöyle bir şey yapıyoruz. Bu oyunculuğun ilk yıllarında öğrenci rolündeydin. Oyunculuğun son yıllarında yine öğrenci rolündesin. Bundan sonra acaba yine öğrenci rolünde olabilir misin diye düşünüyordum da. Klasik her zamanki bize sorulan öğrenci soru. Rolü şey midir yani? Daha rahat bir rol müdür? Bilmem, öyle bir şey düşünmedim aslında ben de. Hani sonuçta bizim ilk ciddi deneyimimiz arka sıradakiler oldu. Peki son ciddi ama... deneyimine baktın mı? Arka sıradakileri izliyor musun tekrar? Yani şu sıralarda yeni bölümlerini. Yok, izlemiyorum. İzlemiyor musun? Yok. Özel bir amaçla mı izlemiyorsun yoksa hani denk mi gelmiyor? Yok, başka bir dizi var izlediğim. Ablam oynamaya başladı çünkü. Onu nerede? Aynı gün aynı saatte olduğu için. Aynı gün aynı saatte hangi dizi? Evet. Fox'ta Araf Zamanı diye bir diziye başladı. Araf Zamanı. Ya arkadaş, ne zaman o ya? Ya ne zaman açsam Fox'u Araf Zamanı'nda var, tamam mı? Ya bir zamanı bulamayacaklar mı? O da pazar günü aynı saate geldi yalnız. Fakat ötesi. Abicim yani bir dizi haftanın 7 günü oynar mı ya? Bu da enteresan tabii tabii. Ben eve gidiyorum, açıyorum şöyle bir gezim diyor. Aa, Araf Zamanı, Araf Zamanı. Yani o yüzden izleyemiyorum. Ablana dikkat edeceğim bak şimdi. Algıda seçicilik yapacağım bundan sonra. Sen de girsen Araf Zamanı, Araf Zamanı böyle araya. Yok şimdilik öyle bir şey. O da mı yok? Yok. Yapacağız yani. Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Söz veriyorum sana. Yapacağız bir şey. Necip, sana bir sorum olacak ki soru şeyden sonra gelecek. 07 numaralı eserimizden sonra gelecek. 07 senin için bestellik geliyor efendim. 7 benim uğur rakamım, eyvallah. Gerçekten bak bakalım. Bak bakalım. Böyle keyif hani ne oran ha? Ya ben gittiğim yaptığım her işte eğlenmeye çalışıyorum. Kendi karakter özelliğim bu. Drama da oynasam, komedi de oynasam ya da ne bileyim başka bir şey de yapsam eğlenmem gerektiğini hissettiğim için orada da Filiz ablayla abi çok kaybettim, çok özür dilerim. Ne oldu ya? Başım sağ olsun. Kim? Ha, Ufuk diye bir heyecan yapmıştım ama tamam. İyiymiş, pardon abi. İyiymiş. Orada da şimdi dönüp şunu söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın ama bölümlük işi olduğu için para kazanmamız gerekiyor bir şekilde. Çok doğru bir şey ya. Bir yerlere başlamak, hani size kanalda hadi gel hoş geldin İstanbul'dan geldin hadi gel bizde oyna star gel bizde oyna ya da ne bileyim şu dizi gel bizde oyna o dizi gel bizde oyna demiyor. Haliyle sizin de bir sürecinizin olması Necip gerekiyor. Harika bir kral çıplak dedin şu anda. Öyle olması harika da gerekiyor yani. Şeyde, ben şimdi çok sevdiğim bir işin nasıl diyeyim, objektif olmanız gereken bir iş yapıyorsunuz, sanatla ilgileniyorsunuz ki bence hiç sanat değil televizyon da, televizyonda yapılan bir şey dizi olarak en azından. Sanata dönüştü mü sanki? Ben ona inanmıyorum en azından. Ya ama sen hani bizi bir sürü şeye inandırdın yani, o bir sanat oyunculuk, olmasa... Oyunculuk
ayırabileceğim bir şey. Yapılan iş farklı. O zaman Dot'u da hadi yiyorsa sahne diyelim, televizyona koyalım. Yiyorsa güzelmiş ya. O olmaz yani. Güzel lan. Yiyin orayı. Orada sanat yapılıyor. Şimdi birçok yerde tabii sadece Dot'u ekstrem bir örnek olarak verdim ama... şimdi o zaman onu da televizyona koymamız lazım. Dot, saat 7'de de hani ana haberden sonra da izletmemiz lazım. O da olmaz. O kullandığın kelime çok doğruymuş. O saatlerde olmaz. Anladın mı? Biz de gittiğimizde hani şimdi burada dürüst konuşmam gerekirse akşam şuraya gidiyorum ve bunun parasıyla şunu yapacağım durumumuz vardı o zaman. Şu aralar evet çok şükür bir şeyleri doğru yapıp doğru arkadaşlarınızla beyin fırtınasına girip nasıl işletirsiniz, nasıl yaparsınız, nasıl korursunuz derdine de düşüyorsunuz. Tabii herkesin olduğu gibi sizin de sorumluluklarınız var. Aileniz, kardeşleriniz, yeğenleriniz sağ. Bir de Adana ya. Bir de Adana tabii ki. Yani sen tek başına gelmezsen 300 kişiyle birlikte gelirsin en azından sırtında. Bizimki 300 değil de ama onların olması benim için güzel bir şey. Yani annemin, ya babamın, kardeşlerimin, teyzelerimin falan arkamda olması benim için çok güzel bir şey. Tabii destek de oluyorsunuz. Bu süreçte de dediğin gibi abi kral çıplak yani bir şeyleri yapıyorsunuz, yapmak zorundasınız. Ama size kalıcı olan şey tabii ki dediğin şey benim için çok güzel bir şey. Dizide yaptığınız şey çok önemli ve güzel bir şey yapınca da takdirini de alıyorsunuz. Ama tiyatro ve sinema hani o daha kalıcı olduğu için ona dikkat ediyorum. Usta sen Çukurova çocuğusun. Bizim şimdi burada hani hayır diye şark koymamız olmaz. Estağfurullah. Ya olmaz. Şalgamını bilirim yani. Şalgamını içmişim. Ama buraya kadar kebabını yemişim yani. Kebabını. Sevgili